Konuğumuz Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hasan Sabas. Hasan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kürt meselesiyle başlarsak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir belgeselinin açılışında biz Kürt meselesini kendi ifadeleri Kürt sorununu HDP'yi de HDP meşru bir parti onunla çözeceğiz demişti. İktidar yanlış yaptı. Onlar İmralı'yla çözmeye çalıştılar. Biz öyle yapmayacağız dedi. Sonra HDP tarafından yapılan açıklama var. Evet biz siyaseten bu anlamda öncülük yaptık ama asıl çözüm yeri İmralı'dır dedi. Bu yaklaşım önce iktidar partisinin sonra da muhalefet partisinin Kürt meselesine yaklaşımını, bu yönden yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam da böyle bir dönemde bu açıklamayı yapması, doğrusu siyasi açıdan açıklamasını yapmak biraz zor. Yani normalde elinde çok önemli argümanlar var bu evet. dönemde. İşte hayat evet. pahalılığı var, zamlar var, sıkıntılar var. Son dönemde işte konut fiyatlarındaki artışlar var, öğrencilerle ilgili kimi sıkıntılar var. Bunlar dile getirdiğinde hükümet yani zor durumda kalıyor. Hükümetin zayıf noktaları bunlar. Evet. Ki bu anlamda evet. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun herhalde farkındaydı ki işte bu son dönemde fahiş fiyata yönelik bununla mücadeleye yönelik açıklamalar yaptı. Evet. Şimdi tam böyle bir dönemde evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte böyle bir şeyi dile getirmesi yani insana biraz garip geliyor açıkçası. Şimdi normalde Millet İttifakı içerisinde HDP var mı yok mu tartışması uzun bir süredir devam ediyor. Resmi anlamda yoksa bile biz seçimlerde en azından lokal bölgesel anlamda evet. HDP'nin bu ittifakın evet. içerisinde ittifakın bir yerinde olduğunu gördük. Yani HDP bu ittifakın bir yerinde belediye seçimlerinde dışarıdan destek anlamında bile olsa vardı. Yani ittifakın bir tarafıydı. Herkes bunu gördü. Kendileri de bunu itiraf ettiler. Yani biz olmasak da şu belediyeler kazanamazdı diye evet. Bu ittifakın diğer ortakları evet. Hayır böyle bir şey yok, senin olmasaydın da kazanırdık türünden bir açıklama da yapmadılar, reddetmediler bunu. Yani normalde bir şey var, bir ittifak var, ancak son dönemlerde hükümet cenahı bu ittifakı, yani ittifakın iki tarafını CHP ve İYİ Parti'yi özellikle tırnak içerisinde terör tartışması üzerinden, teröre destek evet. üzerinden vurmaya gayret ediyor. Bunun da işte PKK'nın siyasi kanadı HDP vurgusunu yaparak, ki hakkında bu anlamda kapatma davası da açılmış evet. biliyorsunuz. Bu anlamda evet. bu ittifaka yönelik bir hamlede bulunuyor. İttifakı zor durumda bırakmaya gayret ediyor. Bunun işte şey tarafı, İYİ Parti tarafı arada bir işte yok böyle bir şey şeklinde açıklamalar yaparken CHP tarafı da doğrudan açıktan bir ittifak yok diyor ama dediğim gibi tam bu süreç içerisinde işte biz bunu bunlarla yapacağız açıklaması ilginç. Sizin dediğiniz gibi HDP tarafının yaptığı açıklama aslında o da ilginç. Yani şimdi normal şartlar altında HDP'nin son dönemlerdeki CHP'ye veya Millet İttifakı'na yönelik sert çıkışlarının ben biraz yani danışıklı dövüş şeklinde anlaşılması gerektiğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yani biraz onların halk nezdinde işte HDP ile ittifak yapıyorlar diye özellikle milliyetçi taban açısından zarar görmemesi için bu ittifakın ortaklarına yönelik HDP'den sert açıklamalar var, tepkiler var. Yani sizin dışınızda bir şeyler yapacağız, farklı ittifaklar arayacağız, işte barış ittifakı, demokrasi ittifakı neyse bu türden açıklamalar yapıyor. Bunların biraz danışıklı olduğunu, yani ortaklarının milliyetçi taban nezdinde puan kaybetmemesine yönelik hamleler olduğunu düşünüyorum. Fakat bu noktada Sezai Temelli'nin hemen Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından muhatap Öcalan'dır. Hem de Kılıçdaroğlu'nun açıklaması içerisinde işte AK Parti hükümeti Öcalan'la görüştü.
onu muhatap kabul etti. Biz öyle bir şey yapmayacağız. Evet. Biz muhatabımız parlamentodaki HDP'dir şeklindeki açıklamasına karşılık hayır, muhatap Öcalan'dır, Emir Aral'dır şeklinde Sezai Temelli'nin yaptığı açıklaman da dediğim gibi bu anlamda sanki böyle çok anlaşılır bir tarafı yok gibi. Yani normalde HDP tarafı yani zaten AK Parti ile yürütülen çözüm süreci döneminde de sık sık yani biz aracıyız Kandil ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, İmralı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında aracıyız. Yani aslında biz muhatap değiliz mesajını çok net bir şekilde veriyorlardı. Yani hem İmralı'ya, Öcalan'ı ziyarete gidiyorlardı, hem Kandil'e oradaki PKK'nın bu savaş baronlarını ziyarete gidiyorlardı. Onlardan mesajlarını getirip burada Türkiye'de açıklıyorlardı. Süreçte bu şekilde ilerliyordu. Ve sürekli yaptıkları açıklamada yani burada mesele işte Kürt sorunu şu bu falan değil. Yani Öcalan'ın durumunun iyileştirilmesi, işte ev hapsine alınması, evet, onun şartlarının iyileştirilmesi, evet, şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Yani bunda anlamı açıktı. Öcalan ev hapsine alınırsa burada örgütü çok daha rahat bir şekilde idare edecek. Öcalan da bunu gizlemiyordu. Ben örgütü bu şekilde idare edip onları bir hizaya bir yere ancak bu şekilde getirebilirim diyordu. Ve HDP tarafı süreç içerisinde yani çözüm süreci başladıktan sonra da bozulduktan sonra da yani o devam ettiği süreç içerisinde de bozulduktan şimdiye kadar da çözüm sürecinin muhatabı biziz. İmralı değil, Kandil değil şeklinde herhangi bir açıklamaları da olmadı. Yani hatta bu aralarda bile asıl sorun bütün Türkiye'deki sorunlar yani enflasyondan bilmem nere Türkiye'de hangi sorun gündeme gelirse HDP tarafından yapılan açıklama bunun sebebi Öcalan'ın üzerindeki tercihtir şeklinde garip açıklamalar yapılıyordu. Halen de yapılıyor. Bu HDP'nin böyle bir söylemi zaten var. Fakat dediğim gibi bu yani seçim satın bayiğine girmiş 2023'te Türkiye'nin gel. Hasan Bey. Evet. Burada sormak istiyorum aslında biraz daha burada konuyu bir başka boyutta da konuşmak istiyoruz ama neden genel başkan eş genel başkan değil de bir önceki eş genel başkan bu açıklamayı yaptı? Bu açıklamayı yaptı. Sizce? Yani belki bu da tartışılabilir. Şimdi HDP'de bir zaten bir HDP'nin içerisinde bir şey var. Yani çok fazla yüzeye yansıtılmasa da bir tartışma, bir problem var. Yani biraz milliyetçi sol ise ile Türk solu arasında bir çekişme söz konusu. Sezai Temelli de işte Ertuğrul Kürkçü de Figen Yüksekdağ'da bunlar daha çok Türk solunu temsil eden kesimler. Burada sizin dediğiniz gibi özellikle yani işte Mithat Sancar'ın eş başkan seçilmesi bundan önceki süreçte Millet İttifakı'na cevabın Garop Paylan tarafından verilmesi şimdi de Sezai Temelli'nin açıklamaları yani bu da şimdi ilginç tarafları açıkçası. Yani biraz dediğim gibi yani bu şeyin aradaki tartışmaların bu ittifak tartışmalarının milliyetçi tabana bu şekilde yansımaması aralarında ciddi bir sıkıntı var, problem var şeklinde bir görüntünün oluşmasına yönelik olarak tahmin ediyorum. Evet. Yani burada seçime gidildiğinde evet, zaten işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için, başkanlık seçimi olduğu için bir veya ikinci turda Erdoğan karşısında kim olursa olsun ona destek verme noktasında zaten herhangi bir yan yana gelmelerine gerek yok. Ancak ondan önceki süreçte bu milliyetçi tabanın böyle bir CHP ve İYİ Parti'nin zemin kaybına uğramaması için bu şekilde açıklamaların yapıldığını düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'na evet, belki de verilen mesaj şimdi bunun evet, zamanı değildi, bunu söylemen zamanı değildi. Elinde başka argümanlar var. Niye bunlarla ilgileniyorsun? Tam buradan Hasan Bey. Şimdi baktığımızda yani söz konusu CHP'nin ortaya getirdiği bu teklif zamanlama açısından ve CHP'nin de daha farklı argümanları kullanabilecek bir süreçte bunu dilendirmesinin zamanı noktasında sıkıntılar, sorunlar var, eleştiriler var. Tam da bununla birlikte özellikle de uzun bir süreçtir Cumhur İttifakı medyasıyla birlikte işte HDP açıdan kapatma davasıyla birlikte işte CHP İYİ Parti arasındaki ittifakla birlikte gizli ittifak HDP'nin de açık bir şekilde ittifak
talepleri vardı. Bu söz konusu açıklama ilk yapıldığında acaba o gizli ittifak bundan sonra daha resmi ittifaka mı dönüşecek derken HDP'den de böyle bir açıklama geldi. HDP'nin de bu iş ne kadar işine yarıyor bir başka boyutu. Ama tam bu süreç içerisinde çokça fazla Diyanet İşleri Başkanı üzerinden laiklik de konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Acaba bu yönlendirmeler biraz daha sistemsel mi? Yani bu ittifakın bu şekilde gündeme gelmesi her halükarda ittifakın yani şey tarafı açısından problemli. Şimdi CHP içerisinde böyle bir ittifaka taraf olmayacak, bunu kabul etmeyecek işte ulusalcı, kemalist bir kesim var. Bunlar şu anda CHP yönetiminde tasfiye edilmiş gibi görünüyorsa da ki işte Muharrem İnce'nin bulunduğu şey biraz onu temsil ediyor. Ama asıl kanat işte Deniz Baykal ve çevresindeki kesimler bunlar böyle bir yani ittifakı ne kadar hazmedebilirler o ayrı bir konu. Yani İYİ Parti'nin yönetim kadrosu da belki bu anlamda uluslararası çevreler tarafından, partiyi kurduran çevreler tarafından ikna edilmiş olabilir ama milliyetçi tabanın bunu ne kadar hazmedebileceği problemi var. O açıdan yani Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması zamanlama açısından bir yol kazası olarak da düşünülebilir tabii ki işin şey tarafı ama sanıyorum HDP tarafının yaptığı açıklama muhatap biz değiliz. Bizim de şu anda muhatap olmanın zamanı değil, bunu tartışmanın zamanı değil diye bu şeyi, bu açıklamaya, bu şeye, bu girişime bir tür işte engel olma, bunu şimdiden efendim ortadan kaldırma çabası olarak belki değerlendirebiliriz. Yani siz yolunuza bu şekilde devam edin. Siz bundan zarar edersiniz diye şey yapıyorum. Yoksa yani CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki şu anda yönetim kadrosundakiler bu anlamda bir HDP ile ittifaka çok karşı olabilecek kişiler değil. Ama ulusalcı Kemalist kesimin halen buna yönelik bir tepkisi olabilir. Erdoğan karşıtlığı olsa bile HDP'yi hazmedebilme şeyleri var. Yani problemleri var. Şu anda çok açık bir şekilde tepki göstermeseler de mesela bir Sözcü gazetesi çevresi yani bu meselelerden çok daha memnun değil anlayabildiğim kadarıyla. İYİ Parti'nin de dediğim gibi tabanı nasıl ikna edilebilir bu da problem. O açıdan bu tartışma Sezai Temel'in bu açıklamasıyla yani hatta biz değiliz şimdiden bunu gündeme getirme açıklamasıyla sanıyorum biraz daha şimdilik ötelendi. Evet. Aslında Kürt meselesi ve çözüm yollarını da konuşacaktık ama iki konu başlığımız daha var. Onlara da kısaca değinmek istiyoruz. Daha önceki dönemlerde birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'ın açıklamaları konuşuluyor, tartışılıyor. Arınç'ın konuşmalarının özeti şu şekilde hemen paylaşalım. Eyvah dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeylerle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiçbirisini dinlemez bu insanlar. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar diyor. Bu açıklamaları öncelikle nasıl değerlendirmek gerekiyor? Nasıl okuyorsunuz? Yıllarca işte dindarlardan oy alarak iktidara gelen bir iktidarın temsilcilerinden birinin bu açıklamalarını nasıl değerlendirmek, yorumlamak gerekiyor? Ne dersiniz? Buyurun. Yani sizin dediğiniz gibi bir süre önce Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu üyesi iken yaptığı yine kimi açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı ile ters düşme noktasında herhalde istifası istendi. O da bundan ayrıldı. Çünkü çok ciddi terslikler söz konusuydu. O dönemin bir hazmedememe meselesi de var. Burada aslında sıkıntı, problem yani bu kadar zamandır işte biraz İslamist kabul edilen siyasi partilerin muhafazakar kabul edilen siyasi partilerin içerisinde kalmış ki geçmişi daha merhum Erbakan döneminin işte Refah Fazilet şeyinden gelmedir. Yani o dönemden ayrılma AK Parti'ye geçme milletvekillerinden biridir. Geçmişi böyle bu şekilde olan birinin bu kullandığı şey zaten problemli. Yani fakat söylemin şekli daha sıkıntılı. Yani bu işi kendini sanki işin içerisinde tutmadan dindarlar böyle. Yani sen nesin o zaman?
Yani dindarlar böyle, dindarlar böyle derken, yani biz dindarlarda maalesef dese bir öz eleştiri anlamında kabul edilebilecek belki. Belki bir sıkıntı var, bir bundan üzüntü duyuyor şeklinde söylenebilecek. Fakat dindarlar böyle bu şekilde bu söylem, yani böyle çok da işte İslami geçmişi olan birine yakışabilecek bir şey değil, bir söylem değil. Bülent Arınç ayarında bir adamın bu söylediği bu sözün, yani sadece dindarları değil, kimi kesimler tarafından dini hedef alma noktasında kullanılabileceğini de Bülent Arınç ayarında bir adam herhalde biliyordur. Ve buna rağmen işte içinde bulunduğu siyasi hareketten adım adım uzaklaşmış olma, ki FETÖ operasyonu 15 Temmuz meselesinde zaten sıkıntılar vardı. Evet. Aile Hasan Bey, ilişkileri açısından sıkıntılar vardı. Araya girip şunu da sormak istiyorum. Araya girip şunu da sormak istiyorum. Şimdi daha önceki süreçlerde de tarihi tam hatırlamıyorum ama eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de siyasal İslam çöktü şeklindeki bir beyanı vardı. Onu da eklerseniz neler söylemek istersiniz? Buyurun birkaç cümleyle toparlarsanız. Yani bu çok tartışmalı bir konu. Siyasal İslam'dan kim ne anlıyor meselesi, yani çok uzun bir konu açıkçası. O açıdan bazıları hani doğrudan doğruya İslam kelimesini, İslam'ı, İslamcılığı, Müslümanlığı hedef almadığı için buna siyasal bir ekte bulunarak böyle bir açıklama yapıyor. Yani siyasal İslam çöktü ifadesini bu coğrafyada ilk kullanan kişi Suriye'deki katil Beşar Esad'tı. Sisi'nin İhvan-ı Müslümin'e yönelik yaptığı darbeden sonra, yaptığı katliamdan sonra işte siyasal İslam çöktü açıklamasını o yapmıştı o dönemde. Siyasi İslam'dan neyi kastettiği o ifadeleriyle belliydi. Yani burada Abdullah Gül'ün yaptığı açıklama veya sizin bahsettiğiniz bu doğrudan siyasal İslam demese de dindarlar vurgusuyla, ki bu çok daha kötü. Siyasal İslam derken en azından birileri yani kötü niyetli bile olsa bir kategorize ediyor en azından. Ama dindar derken daha kötü niyetli bir şey var. Ve dediğim gibi asıl problemli olan şey, yani birileri bundan yola çıkıp dindarların yanlış yaptığını söylemiyor. Dini kötüleme yoluna gidiyor. Ve az önce bahsettiğiniz siyasal İslam meselesi de bu. Yani siyasal İslamcılar yanlış yapıyor demiyor. Siyasal İslam'ın kendisi çöktü diyor. Kafasında aslında İslami siyaseti bitirmiş kişilerin, maalesef kendi zihni anlamda bitmiş kişilerin yorumları, açıklamalarıdır. Abdullah Gül'ün de Bülent Arınç da bu anlamda durdukları yer, duruşları maalesef bunu gösteriyor. Hasan Bey, çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun. Teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.